olduğumuz yer Kreuzberg. Şöyle size göstereceğim arkadaşlar. Kreuzberg merkez. Burası Kreuzberg Zentrum diyorlar. Merkez demek. Burası biraz ara ara sorunların olduğu bir yermiş. Şu an eskiden daha çok öyleymiş de. Şimdi buraya bir tane polis istasyonu yapmışlar arkadaşlar. Bakın sanırım birazcık daha buradaki durumlar sakinleşmiş diye düşünüyorum. Çok fazla Türk'ün dışarıda bir yer. Nasılsınız, iyi misiniz? Çekeyim mi? Hayır, tamam. Nasılsınız? İyi, sallıyorum. İyi, güzel. Ne çekiyorsun abi? Vlog. Türk kanalı. Türk kanalı. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Türkiye'ye. Türkiye'ye. Evet. Ben de şu an beni çekiyor. We want all Umbrin. Onu anlamıyorum dedi. Erdoğan is king. Hiç anlamadım. Erdoğan. Hashtag tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bakın şu arkada Kreuzberg merkez yasını görebiliyorsunuz. Lan lan kolay çek. Kolay gelsin abi. Çekeyim mi seni? Çekeyim mi seni? Değişim bir şey olmayacak baba. Nasılsın, iyi misin abi? Sağ olsun. Kanuna duacı sen değilsin. İyiyim, teşekkür ederim. Geldik bir Kreuzberg'e. İzmirliyim ben. Çok metini duyduk buranın. Vallahi görüyorum, hiçbir cacık yok. Yok mu? Yok. Nasıl burada hayat? Baba hayat nasıl olayım? Türkiye burası ya. Küçük Türkiye. İzmir be. Çiğli. Nerelisin Türkiye'de? Ben Mersinliyim. Mersinlisin. Ne zamandır buradasın abi? Vallahi 2000'den beri. Vay. Tam üstüne polis istasyonu kurmuşlar. Polis kendileri daha beter oldu ortam. Hadi ya. Uyuşturucu daha beter. Alkol, kavga, dövüş daha beter. Gerçekten mi? Kötü oldu. Kasper'den karın doyurup gidersin. Hiçbir çocuğu, millet dünyanın her yerinden buraya geliyor. Ben de anlamıyorum. Hayırlısın. Merhabalar, nasılsın abi? Ben deyim, teşekkür ederim. Hani öyle İstanbul bir lafı duydum. İzmirliyiz. İzmirlisiniz. Sen nerelisin? Ben İstanbulluyum. Kaç Gama yıldır buradasın? 10 yıl oldu. Abi İstanbulluların bonkörlüğünü gösterecek hemen bir iki. Öyle mi? Youtuber arkadaşımıza. Çok Youtuber geliyor, evet. Çok mu geliyor? Çok geliyor. Geçenlerde Orkun Işıtmak da buralardaydı. Valla. Ondan önce şeyi gördüm, Kerem Gök buradaydı. O da buradan. Diğer bayağı takip ediyorsun. Evet, YouTube'u. Ya şimdi Kutlu Sator yazınca zaten onlar da dökülüyor ister istemez. Bayağı takip ettim, hani böyle denk geliyor yani. İzliyoruz. Nasıl burada hayat? Burada hayat nasıl görünüyor? Benim daha geleli 5 dakika oldu. 5 dakika. Çok Türk var. Ya yani çok rahat. Hani merhaba, selam diyorsun, direkt giriyorsun muhabbete zaten yani. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Bu sokak üzerinde herhangi bir dükkana girdiğinde o kişi Türkçe konuşmuyorsa ona söyleyebilirsin. Bunca Türk'ün arasında nasıl oldu da yani Türkçe öğrenemedin diye. Bu sokağın ana dili Türkçe diye. Evet. Küçük İstanbul diyorlar küçük herhalde İstanbul, buraya. Evet, burası küçük için. İstanbul diyorlar. Şimdi böyle zaten sol tarafa doğru gittiğim zaman orada şu anda şey görünüyor. Bizden tarafta Zentrum Kreuzberg yazısı görünüyor. Almanca. Kreuzberg merkezi diye. Diğer tarafında aynı büyüklükte Kreuzberg merkezi. Türkçe olarak yazıyor. Esnaf zaten genelde Türk'tür. İnsanlar zaten Türk'tür. Bir de şöyle bir tüyo vereyim. Binalara baktığın zaman binalarda eğer uydu görüyorsan, çanakkaltan görürsen bir tonlarda Türk'tür zaten. Peki burası karışıkmış. Yani burası Berlin'in en karışık. Ya, birazcık da tehlikeli denilen bir yer mi? Öyle var mı? Bir dönem evet öyleydi ama artık değil. Neden değil? Hemen dediğim gibi hemen buraya bir polis merkezi açıldı. Biraz olsun o sıkıntılar giderildi. Önceden dediğim gibi biraz bir sıkıntı yaşandı. Hırsızlıktır, uyuşturucudur vesairedir. Bilmiyoruz yarın öbür gün ne olur. Sanırım buraya bir pilot bölge olarak hani uyuşturucunun yasal olarak satıldığı, kullanıldığı bir yer olmaya aday gösteriyorlar. Öyle bir şey ben de okumuştum. Ama istiyorsan yani kalıntılarını hemen şurada arkada görebilirsin. Neyin kalıntıları? Yani dediğim gibi böyle kullananların falan. Ha. Bir saat kadar önce gelseydin şurada bir tanesi zaten komadaydı. Gerçekten mi? Hı-hı. Sizin yani için çok normal. İşte onu diyorum, az önce birisiyle onu konuştuk, artık kafamı birisi bağırıyor çağırıyor hiç tepki göstermiyorum çünkü artık alıştık. Hemen bu arada sağda İstanbul Süpermarket var. Antep Grill, Kasino 36. Bu Türkiye'lik bir şey değil. Ama muhtemelen bence Türk işletiyordur diye düşünüyorum. Burada adamın dediği gibi yani çok zor, burada ne işin var? Ben Türkçe konuşmuyorsan ne işin var? Diye sor dedi yani. Öyle bir yerde, öyle bir merkezdeyiz şu an. 4 euroya gemi yüze kebap, sebzeli. İçi full. İçi full ya. Bak dürümü de 4 euro. Normal kebabı da 4 euro. Vegan, veganı var.
Vegan bir şu. Çok enteresan bir vegan şeyi var. Bakar mısınız? Ya. Tavuk döner demek ki buranın şeyi. Çok fazla tavuk döner var. Ben et döner zannediyordum bu arada, hep tavuk et döner. Et var, hasırda et yapıyorlar. Yani. Ama buranın olayı hep tavuk döner mi yani? Ben görmedim neredeyse. Bence meşhur patlamış, herkes tavuktan geliyor. Değil mi? Daha ucuz bir de herhalde. Veganlıkla ilgili burada hükümetsel falan da herhalde bir durum var. Her yerde veganı var ya. Her evet. Şeyin veganı var yani. Evet. Etin veganı var yani. Hiç et yeme yani. Ne olsa her yerde vegan. Bilmiyorum, bir kültür mü oluştu? Hükümet politikasıyla mı girdi? Kanka kültür oluştu. Ben bunu Asya'yı seyahat ederken anladım. Almanya'da inanılmaz bir vejetaryen. Zaten vejetaryen çok normal. Yani normal derken çok fazla insan. Hani zaten işin içinde herkes vejetaryen gibi. Yani et zaten çok konuşulmuyordu seyahat ederken. Vegan da çok fazla vardı. Berlin'e gelince zaten. Yani burada çok zorlanmazsın vegan olmaya. Kesinlikle düşünmüşlerdir senin özelliklerini. Oğlum Türk kebapçı da, Lübnanlı kebapçı da var vegan yemek. Daha hiç sıkıntı yaşamazsın. Değil mi? Yollar sağ ol, buraya git, vegan bir şey var mı yani? Şöyle etrafı da size göstereyim. Şimdi Kreuzberg içindeyiz hala sanırım biz. Evet. Burası büyük bir yer. Ben gelmeden önce Kreuzberg böyle bir cadde gibi bir şey düşünüyordum. Ben de bambaşka kafamda hayal ettim. Değil mi? Baya büyük, hani çok büyük bir yer, hani konağın Alsancağı gibi büyük bir yermiş yani. Şöyle küçük bir bilgi vereyim. Kreuzberg niye Türklerin çok fazla yaşadığı bir yer? Çünkü evet. Almanya'nın iş gücüye ihtiyacı olduğu zaman Türkiye'den göçler oldu ya. Orada atıl yerleri verdiler Türklere ve Kreuzberg de o bölgeydi. Yani. Tabii Türkler burayı çok geliştirdi, çok katkıda yani. Bu Kreuzberg olmasında kesinlikle Türklerin katkısı çok büyüktür. Burada çalışanlar bir şekilde burayı bilinir bir hale aldı. Ve şu anda şey dediler bana, hani gece hayatının da döndüğü yer artık evet. Kreuzberg'e döndü. Renk katmış kesinlikle buraya. Evet. Fena renk katmış. Berlin biraz da devlet politikasıyla şöyle bir yer olmuş. Hani Almanya'nın kuralcılığından biraz daha kendini sıyırabilecekleri evet. Gençlerin aynen. Gelmek isteyeceği bir yer yapmışlar. Niye? Evet. Çünkü Almanya'da genç nüfus çok az. Ya. Hani hatırlarsınız siz de belki ortaokulda da gösteriliyordu bunu. Evet. Hani gelişmiş ülkelerdeki yaş evet. Grafikleri falan ne oluyordu? Yıllardır en büyük avantajı oluyor. Hani Türkiye'de mı? Diyorlar ya genç nüfus fazla. Almanya'da bunu biliyor ve gençler de kurala gelemiyor. Evet. Bizi izleyenler de. Bir yer yapmaları lazım. Bir kültür oluşturmaları lazım. Gençler gelsin burada çalışsın. İşte Berlin'in bence kurulmasının, bu hale gelmesinin, daha az kurallı bir yer olmasının devlet politikasıyla da bir alakası olduğunu ben düşünüyorum o nedenle. Kızlar! Migda! Kızlar! Burası Berlin'in en önemli... Kanka Burgermeister Berlin'in meşhur bir burgercisi. Burada yaşayanlardan da, turist gelenlerden de yiyin diye duyduk. Tamam. Bir de bunu özellikle önerdiler. Tamam. Yiyelim geçelim. Oradan bir daha geri dönmek saçma. Tabii tabii, hemen yiyelim geçelim. Burgermeister. Yeah. Haydi bakalım. Ekürü bizim hızlı şekilde patlattı. 10 üzerinden 9. 9 mu? Gerçekten iyi o zaman. Ekmeği iyi. Bence hiçbir şey benim için mükemmel değildir. Oradan dolayı 10 alamazdı. Daha iyi patates olabilirdi. Çok güzel ama daha iyi patates olabilirdi. Hamburgeri gerçekten güzel. Hamburgeri gerçekten güzel. Sence? Bir tek görebileceğim bu ama 9.5 derim ben. Yani. 9.5 demem. Mu? Hocam sen hamburger seven insansın. 8.5. Aa. Niye? Evet. 8.5. Tabii olur. 8.5. Geleceğim bir daha burada yer misin? Yerim. İzmir'deki burgersiz çok iyi rakam. Peki. İzmir'deki burgersiz ne fiyatı? Peki şöyle söyleyeceğim. Farklı kıyasmanlar ama Mustafa Gemuse mi buradaki burgerciden mi? Hangisi ikinci kez yersin? Yani burası çünkü ama ya hamburger benim için öyle bir farklı şey. Farklı bir. Hani, aynen öyle. Yapacak bir şey yoktu yani. Gemüzeci misin sen? İzmir'de bundan daha iyi hamburger yerim. Doğru. Ama Gemüze'de iyi döner yiyemem bence. Tavuk döner. Huzurunda dürüm satıyorlar. Bay bay, tövbe. 30 yaşından sonra tövbe. 50 santim bir yedik, götümden çıkmadı. Döneri gördüm, dedim ki bunu ağızdan yemeyelim. Yolu uzatmayalım. Türkiye'deki de, burada öyle bir şey olmadı. Aynen, yok burada değil, Türkiye'deki. Vallahi güzel arkadaşlar. Ekmeği hoş. Şöyle tutuyoruz arkadan, eller burada. Hamburger böyle değil, bunlar yanlış yiyor. Şöyle yaparsanız, aşağı büyük ya. Su aşağı akıyor, bir türlü şey olmuyor yani, sıkıntı olmuyor. Baklava gibi. Lezzetli, güzel, gerçekten de güzel. Duvara doğru giderken bir benzinci gördüm, onu size göstermek istiyorum. Bakın dizel 1.68,
Süper E10 diye bir şey var, 1.72. Genel olarak şu an Almanya için söyleyeyim, 1.8. Hatta yani 1.85 ile 1.65 arasında değişiyor benzin fiyatları. Dizel de, yani çok büyük fark yok aralarında. Soruyorsunuz çünkü yurt dışında Avrupa'da benzinler, akaryakıt fiyatları nasıl, bak. The Ben Album. Bunun gittik Amsterdam'da McNamara'nın konserine. Ya mükemmeldi ya. Gerçekten de hiç bir konserden... Zaten hani ben büyük fanıyım. Bayağı fan boyu gibi düşünebilirsiniz beni. McNamara adına. Çok iyiydi. Eğer yolunuz bir şekilde onun konserinin olduğu bir ülkeye düşerse hemen alın. Hemen alın. Hiç şey yapmayın yani. Düşünmeyin iki kere. Bizim aramızda hani bilenler bilmeyenler de vardı. Hepimiz çok eğlendik şarkılarını. Zaten 2-3 tane şarkısını kafada biliyorsunuzdur. İşte Thrift Shop'tur, Can't Hold Us, Glorious, Good Old Days falan. Diğerleri de gerçekten çok iyiydi yani. Şeye doğru, duvarın olduğu yere doğru sanırım düz devam edeceğiz. Bir şekilde bu. Bir McLemore albümün içeriği var. Tabii tabii, beni gördüm The Ben albüm. Out now yazıyor ama ne diyor ya. McLemore bitirirken konserde fark etti mi? My name is Ben dedi. My name is Mac. Normalde bitirirken My name is McLemore, thank you very much dedi. My name is Ben dedi, kapattı. Adı Ben de. O demek bir süreç içerisinde. Artık aynı o bende. Kabullendi adını artık. Hani ben, benim ben kim? Hadi ya. Ne yaptın? Ye. Ye mi? Ye mi? Ye. Evi mi tek mi? Valla ye diyor. Ha gerçekten evet, mi? Evet, benim adım artık ye diyor. Ye istiyor mi diyor? Ama o çok deli ya. O Amerikan başka adayı falan benim oldu ya. Çok uzun zaman sonra hiç yapmamamız evet gereken bir iş. Hiç yapmamamız bomboş bir hikaye. Heyecan yaratacak bir şey. Bir dakika sonra tren binecek. Biz muhtemelen birimiz birazdan biz trene bineceğiz. Muhtemelen biz bilet alamadan bineceğiz. Evet. Yani o nedenle dedik ki bilet almayalım. Biz iki tane tek dizi yani havaalanına gideceğiz diye heyecan. 24 saatlik aldık. Aldınız mı? Alacaksınız, ben de alırım. 24 saat. Tek başına olmaz bu iş. Bence almayalım. Kişilik yoktu mu ya? Yok. İki tane ama seçebiliyordum galiba bir yerden. Oho. Şuradan şu ne 5 madeni paraymış o. 24 neyse, okut sen bunu bir daha alın. 10.70. Tamam. Ben de alıyorum o zaman. Tek başına yapılmaz abi bu. Tek başına suç işlenmez. Bu saatte kadar kullanırsınız. Bu hayatta. Bak geldi. Geldi. Sen alamıyorsun. Gel bilet. Aldın mı? Geldi. Bilet aldı. Biz de alalım. Gel. Nasıl almıyorum? Sen almadın mı? Sen aldın mı? Bir tane aldım. Tamam, yapacak bir şey yok o zaman. Nerede ineceğiz? Birazdan ineceğiz ya. Aa, bu kalabalık da yok ya. Bir kere okutacakmış. Her seferinde değil. Sen 24 saatlik kaldın. Aynen. Hayır, ne olacak biliyor musun? Bunu alacağız, dönüşte alacağız. Daha kötüsü. Aynen öyle. Daha kötüsü olacak. Oğlum bak, bu içeride biri vardır. 100 euro'luk olmayalım şimdi. Kaç durak sonra ineceğiz? 2 durak kaçarsın burada. 2 durak beni Özlem ayağa oturma. Sen hak etmiyorsun oturmayı Özlem. Oturmayı hak etmiyorsun kalk. Ben bilet var bende Ardacığım. Güzel. Sen oturma. Sen zaman mı? Ben eski bilimizi burada dolandıracağım onu. Ben o zaman sadece yürüyeceğim. Evet. Bir şey yok oğlum burada ya. Aynı bu kabinde. Anladığınızı bankırmayın artık buranın içerisinde. Yok. Heyecan var mı? Yok. Almanya'da bunun kontrolü yok. İnşallah kontrolü yok. Ya bundan tek direğim arkadaşlar. Ne yapacak yok, çok merak ediyorum. Almanya'da böyle bir şeyin kontrolü yok. Olabilir mi? Hiç kim olmaz. Çok aldık. Hepsi şey mi sen? Hollanda toplamda 120 euro falan harcadık bu işe. Hiçbir tane kontrol etmedi ya. Aynen. Burada da yok oğlum. İmkansız. Hollanda'da kontrol bir şey kalmamış. Girer. Ha doğru. Burada kontrollük bir şey var. Burada denk getirdiğini fena öpüyor ama ya. Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Kanka. Zaten sizinkini kontrol ede ede ben yavaş yavaş uzayacağım. Özlem. Aynen. Da yapacak bir şey yok. O gelsin cezayı. Yeminle. Bağırır mısın? Uzun saat çekeyim hatta. Ya bir bilen bizi anlatsın. Almancı bir adam bunu biliyordur. Burada değil nasıl mi olduğunu. Bizi burada yaşayan birisi de der. Abi yakalanır, size de yakalanmazsınız diyebilir. Değil. Bilen takip için söylesin. Şunu paylaşırsa arkadaşlar. Şey diyorlar Avrupa için. Bilet almadığında yakalanıyorsun sadece. Abi hissediyorlar mı seni? Bitti falan artık. Haydi bakalım. Burası başlayalım abi. En kötü biraz daha yürürüz. Tamam. Benim bindiğime gayet hiçbir kanıt yok ortada kanka şu an. Ya bitti ya. Oğlum Almanya'da bunun kontrolü yok. Sorun bir kontrol yaşayamazsın. Almanya'da kontrol yaşayamazsın bile. Yok.
Bunu kontrol, bunu sağlamış, bu devlet artık göze almış yani. Ulaşımı toplaşımı. Alanlar yetiyor mu sizin çarkı döndürmeye? Ya büyük ihtimalle alanda böyle memurlar, öğrencilere falan böyle aylık zaten veriliyor hani, anladın mı? Zaten aylık alıyor yani. Hacı abi bir paks yapmaya geldim. Almanya Berlin'deyiz. Ağzınla mı? Neydi o şarkı ya? Herkesin bence başladığı şarkı o. Bir de en azından bir kere deniyor, onu yapabilen devam ediyor zaten. Ben bir ara adam telefonu çalacak dedim. En kötü. Alacak gibiydi. Sonra bir ara çok enteresan bir şey yapacak sandım. Durdurdum. Aynen aynen. Onu sandım. Dolu indirecek sandım, Allah'tan indirmedi. O çıksın işte, yetenekli size çıksın o. İki tur geçirir Acun onu. Instagram'a ben bir şey çekiyordum, buraya koyarım. İlginç bir yer. Bir de Mert de anlattı, dediler ki burası hani telefonun falan kapı kaç yapılabilecek bir yer. Geldiler. Dedim bu adam muhtemelen benim telefonumu kaçıracak birazdan. Bitbox iki bir şey, iki riye satalım derken bitboxçı olduk yani. Aynen. Aman Allah. Şimdi şu köprünün oraya geldik metroyla. Hangi? Friedrichshain'e Kreuzberg'i birbirine bağlayan köprü. Ama eskiden doğuyla batıyla bağlantı olan köprü diyebiliyorum. Ha, burası orası. Buradan da devam ettiğimizde o şey var. Grafitlerin olduğu yere göreceğiz. Ne oldu? Bizim konuşuyoruz. Bir türkü patlatma yok mu sende? Burada mı? Burada bir duvarın orada patlat olmalı. Duvarda patlatayım. Tamam. Duvara karşı ağıt. Tamam. Değil mi? Geldik. Başladık mı duvara? Şimdi burayı şöyle bir şey söylediler bize. Bu duvar zamanında yıkılıyor ya. Hani Almanya 90'da yıkıyor ya bu şeyi, duvarı. Sonra bir bölümün tekrardan yapmışlar turist gelsin diye. Bilgisi olan yazsın, benim okuduğum ve öğrendiğim arkadaşlarla konuştuğum kısımla kadarıyla. Burası tekrardan bir yapılmış. Fakat yine şehrin içinde o duvarın da kanıtların olduğu bir yer olduğu söyleniyor. Hocam bir Roger Waters'la ilgili bir bilgi ver madem bize burada. Ne oldu? 90'da birinci yılında konser bir o veriyor, ilk konseri. İlk konseri o mu? Aynen öyle. Zaten albümde de The Wall. Yok, onunla alakası yok. Var mı? Çok daha önce o. Çok daha önce. Ama çok ince geldi bana ya. Yani kanka o... bence dediği gibi bu tekrardan yapılmış bir duvar ya. Fotoğraf çekilmelik bir duvar gibi burası. Aynen. Değil mi? Gaz maskeleri mesela bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma belli başlı figürler görüyoruz. Bunun ne anlattığını hiç anlamadım. Arkası güzelmiş ama gerçekten de baksanıza duvarın. Orada da oturup keyifli vakit geçirebiliyor. Demek ki sol tarafta. Bak duvarın arkasında artık insanlar oturmuş biralarını içiyorlar. Bu da o zamanlardan arkadaşlar. Yine bir karikatür yapmışlar bakın. Şöyle bu neyi anlatıyor aslında? Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Bu bölgede arasında, yani doğu ile batı duvarının arasında bir tarafsız bölge vardı. Ve o bölgede de böyle gördüğünüz gibi köpeklerin olduğu kısımlar vardı. Şöyle kısa bir bilgi vereyim size bu 2. Dünya Savaşı bölünme duvarla ilgili. Biliyorsunuz Almanya Hitler yönetiminde 2. Dünya Savaşı'nda bayağı dünyaya karşı geldi. Ve
bunun sonucu olarak da Sovyetler gelip burayı bombaladı. Berlin'in içinde 4 kilometre, merkeze 4 kilometre, bir düşünün, bir çember çizin. Her yeri bombaladı. Tabii de şöyle olunca, yani Hitler de yenileceğini anladıktan sonra Berlin'de intihar etti. İntihar ettikten sonra tabii ki de Almanya savaşı kaybetmiş oldu artık zaten sonra geri çekildi. Buraya Ruslar, İngilizler, Amerikalılar dedi ki o zaman artık sahne bizim. Girişi yaptılar Fransızlar da. İkiye ayrıldı Doğu ve Batı yakası olarak. Doğu yakası Rusların kontrolünde, daha sosyalist bir düzen değillerken, Batı yakası Amerika'nın kontrolünde bir politika izledi. Tabii sosyalist olan kısımda insanlara şöyle söyledi, yani burada işte işiniz olacak, garanti işiniz var, eviniz var. Yani sosyalist düzen işte, biliyorsunuz. Fakat bu düzen işte 30 yıla yakın duvar vardı arada. 1961'di sanırım duvarın yapılması. 1990'da da işte yıktılar. 1989'da da duvarı yıktılar. Yıkıldıktan sonra doğu kısmı batıya yük olmaya başladı. Çünkü burada bir iş alanı yoktu, iş garantisi yoktu. Batı bunu gitgide kendinden vermesi gerekiyordu. Bu tabii sorun yaratmaya başladı Almanya genelinde. İlerleyen zamanlarda artık geçen bölümde gittiğimiz TAK, adını şu aşağıya yazıyorum, telaffuzda sıkıntı oluyor şimdi, yanlış söylemeyeyim. Orada barışmanın bir sembolü olarak, duvarların yıkılmasının sembolü olarak birleşmenin bir sembolü olarak alındı ve o TAK'ın orada toplandılar gibi bir şey var. Şimdi de insanlar duvardan kalan kısımlarını böyle gelip fotoğraflar çıkar. Bakın olduğumuz yer burası. Gördüğünüz. Abi şurayı Instagram'ını, YouTube'unu falan yok. Bak herkes yazmış. Vallahi billahi. Çalışır bence. Şey, Amerika ve kim? Biri Amerika'nın genel sekreteriydi, biri Rus. Sovyet. Biri Sovyet, biri Alman. Alman parti sekreterleri. Bu normalde bir komünistlerin selamlaşması gibi bir şeymiş. Yani birbirine öpmek. Birliği isim gelen. Hiç hayatımda da görmedim böyle bir şey yani. Hadi bakalım. Abiler var ya, öpüşenler. Hı-hı. İnternetten baktım, neymiş biliyor musun? Neymiş? Sosyalist kardeşlik öpücüğüymüş bunun adı. Veya sosyalist kardeşlik kucaklaması diyorlarmış. Hı-hı. Sosyalist ülkelerin devlet adamları arasında özel bir selamlaşma biçimi. Doğruymuş valla. Uzaktan öpünce evet. Aynen öyle. Erkek erkeğe de olsa. Cinsiyetlerle gerçi komünizmde birazcık şey var. Öyle mi? Ona bakmıyorlar abi. Çok şeyler söyleyeceğim. Söyleyeyim, sadece şey diyorum. Sivri yani. Düşündüğüm üç kelime arka arkaya direkt bitirirler beni. Söyleyemedim yani. Brandenburg Tor. Çok anlamsız oldu. Böyle başlamak istedim. Yani. O metro istasyonundan çıktık. Bak kapı arkamızda. Nerede? Kapı? Bakın arkadaşlar, bu videoda, bir önceki videoda göstermiş de burada da gelmişken göstereyim. Brandenburg Tor denilen kapı arkası. Şöyle biraz yürüyeyim, göstereyim size. Burası Doğu Berlin ve Batı Berlin'in yani duvar yıkıldıktan sonra buluşma noktası, barış anıtı gibi bir sembol haline geliyor yani. Böyle. Ufak bir bilgi de vereyim. 1806'ydı sanırsam Napolyon Berlin'e geldiğinde. Tabii kazanıyor savaşı. Diyor ki ben Brandenburg Tor'u Paris'e götüreceğim. Paris'e götürüyor. Yani çok ilginç değil mi? Kocaman şeyi taşıyorlar. Yaklaşık 15-20 sene sonra Prusya yenince Napolyon'u tekrardan geri getiriyorlar buraya. Hayır ama bugün kaç ayın? Şu an hatta buradan daha güzel gözüküyor. Bakın. Bu. Anıtımız. 5 kapılı. Zamanında burada şey
halkın bütün kapılardan geçmesine izin vermiyormuş kraliyet zamanında. Onların geçtiği işte iki kapıdan kraliyet geçiyor, birinden işte sadece halk geçebiliyor gibi de bir durumu var bunun. Biz de aslında Brandenburg Tor'un hemen yakınındaki Holocaust anıtının olduğu yere gideceğiz. Nedir bu? Yahudi soykırımına unutulmasın diye yapılan bloklar. Katledilen Avrupalı Yahudiler anıtına geldik. Bakın şöyle içeri doğru biraz yürüyelim, biraz konuşalım size. Burası Almanya'nın başkentinde Holocaust'ta hayatını kaybetmiş Yahudilere adanmış bir anıt. Mezar. 2711 adet blok var burada. Bakın şöyle gezelim hem birlikte, biraz da bilgilenelim, kültürlenelim. Şöyle söylüyor arkadaşlar burada. Bu tasarımın amacı oldukça rahatsız edici ve kafa karıştırıcı bir ortam yaratmaktadır. Böylelikle bu tasarımlar sözde düzenli olan bir sistemin insanlıkla bağının kopmasını simgelemektedir diyor. Vallahi gerçekten de yani mantıklıymış. Ben de acaba dedim buradaki yani blokların amacı ne? İnsan kendini burada kaybolmuş hissediyor. Bir anda yükseliyor. 5 metreye kadar çıkabiliyor bu anıtlar burada. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı 1945 yılında sona erdi. Ve Avrupa'da yaşayan 6 milyon Yahudi bu kamplarda katledildi. Ben İsrail seyahatime gittiğimde şunu sormuştum insanlara. İsrail 1948 yılında kuruldu. Çok yeni bir devlet. O zaman Filistin topraklarıydı. Niye oraya gittiniz falan, o kısımları hiç takılmayacağım. Zaten videoda o zamanlar konuştuk bunları. İzlemek isteyen varsa oraya gidebilir. Bugünün konusu o değil. Adam da bana şunu söyledi. Dedi ki 2. Dünya Savaşı'na kadar Yahudiler dünyanın dört bir yerinde yaşıyorlardı. Yani belli başlı bir ülkeleri yoktu. Fakat 6 milyon Yahudi katledildikten sonra bir yere ihtiyacı oldu bunların, Yahudilerin. Belirlendi ve ondan sonra süreç başladı. Sonra ne oldu? Ondan sonrası politika. Fakat öyle veyahut da böyle 6 milyon insan, kim olduğunu da önemi yok. Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Zenci, ne istiyorsan de fark etmez, insan. Değil mi? Ve ne kadar iğrenç bir ortam olduğunu hayal edin. Sadece burada bile gezerken tabii ki de fotoğraf çekiliyor insanlar. İşte aralısında kayboluyor beton blokların. Ve diyorlar ki işte Yahudi katliamını andık. Burada Almanya'yı, aslında Almanya'yı tebrik etmek lazım. Ne için? Büyük bir hata yapıldı. İğrenç bir insan itler. Açık ve net. Ama şunu yapmadı Almanya yani. Biz bunu yapmadık. Gizliyorduk. Gizleyelim. Zaten gizleyebilecek bir konu yoktu da ortada. Yine de inkar etmek yerine dediler ki bizim bazı hatalarımız oldu. Biz bunu unutmamak için gelip Berlin'in ortasına Yahudi katliamını tekrardan yaşanmaması için bir anıt dikmek istiyoruz. Ve burası Berlin'e gelenlerin kesinlikle uğradığı bir alan oldu. Öyle veyahut da böyle. İnsanlara bakın, zamanında böyle bir katliam yapıldı ve de bunu unutmamamız lazım mı vermeye çalışıyorlar. Yani hatalarından ders çıkarıyorlar. İnsan ilginç hissediyor. Yani burada böyle yürürken belki sadece beton blokları görüp işte ne kadar büyük, ne kadar uzun gibi yorumlar da yapabilirsiniz. Ama birkaç film, dizi bununla ilgili, 2. Dünya Savaşı ile ilgili Yahudilerle yapılan, mesela bir çizgili pijamalı çocuktu sanırım. Veyahut da Piyanist. Ya bunları izlerseniz eğer, sadece onları bile izlemeniz o anki savaş psikolojisinde insanların yaşadıklarını size aktarabileceğini düşünüyorum. Bugün bir gün içinde Almanya'da gezilebilecek yerleri gezdik. Berlin'de daha doğrusu. Biraz Kreuzberg'e uğradık. Türklerle muhabbet ettik. İşte Brandenburg Tor'u geçerken gördük. Hamburgerini, bize söylenen hamburgerini yedik. Benim blokların birazcık da kendi yaşadığımla ilgili, bana hissettirdikleri şehirden bana gelen duyguyu benim size vermem
şeklinde ilerliyor vloglar. Hani size vaadim, inanılmaz bir şey izleyeceksiniz, çok keyif alacaksınız ya da çok üzüleceksiniz gibi bir şey değil. Bu şehir bana ne yaşatıyorsa, ne hissettiriyorsa, tabii ki de bir şeyler öğrendiğimiz, gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerde tadına baktığımız yemeklerin size aktardığım bilgileri içeren bir vlog olacak. Fakat bu şehir Berlin kesinlikle Almanya'nın diğer şehirleri gibi bir yer değil ve daha da gelişmiş. Berlin'in haricinde Almanya'da yaklaşık 15 şehir gezmiş biri olarak söylüyorum. Hayatında ilk yurt dışına 6 yaşında Almanya'ya gelmiş biri olarak söylüyorum. Berlin kesinlikle diğer Almanya ülkelerinden, şehirlerinden çok farklı bir yer. Buraya gezip görmeniz gerekiyor. Hissetmeniz gerekiyor şehri. O zaman daha iyi anlarsınız demek istediğimi. Bugünlük biz Aylansiyon'un sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine belki bu sefer Kreuzberg için biraz daha derin dalarız ve hatta Berlin gece hayatını çekeriz. Siz ne merak ediyorsunuz? Bu şehir size ne uyandırdı? Hepsini yorumlarda yazarsanız ben de okumuş olurum. Ve hatta Instagram'dan takip ederseniz daha güncel bilgiye ulaşmış olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you, goodbye. Have a nice day.